Herkese merhaba. The Long Dark'a, uzun ve soğuk gecelere hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Rahip'le konuşmaya burada kalmıştık tam da ve devam ediyoruz. Bir ilginç kaza var, bizim kazamızdan farklı. Kazazedeler bunlar sanırım, sen de mi oradan geldin dedi. Kazazedeler hakkında biraz konuşalım bakalım. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? Değiliz, değiliz. Amca biz o değiliz. Onlar değiliz biz. Bizim kaza ufak, yolcu uçağı değil bizimki. Nerede bu olay? What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3 or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. How long do you think this weather will last? Hava kötü harbiden, çok üşüyoruz. You're not from around here, are you? Değiliz. Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. Köprünün ismi de öyleydi. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But it's worse than usual? Yes. Hep bunlar küresel ısınmadan kaynaklanıyor işte. The worst I've seen in years. Block the roads in and out. I'm afraid we're stuck here until the roads clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. Haydi. What will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Biz onlardan değiliz amca. Maybe you can help us. Tamam. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see. Doktor her yerde doktordur, that değil mi? Sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Oh, tamam. Kısım 2. Düşen yıldız. Nasıl kontrol edeceğiz ki bunları? Thompson geçidi. Tamam, şu an sadece şey var. Uçağın yerini işaretlemedi galiba ama bunları kontrol et. Ha, şimdi etkileşime geçmeye başladık bunlarla. Dur. Ama ne yapıyoruz önce? Tabii ki loot yapıyoruz. Tabii ki loot yapıyoruz önce. Onlar dursunlar öyle. Biraz kumaş. Sargı bezi. Masanın üzerindeki başka bir şeyi alamıyorum. Soba yakmak için mi? Yakmak için. Başka araştıralım. Looter. Gazoz. Loot kolik. Looter değil de loot kolik. Looter da güzelmiş aslında. Konserve açacağı. Tencereyi almıyorum. Tenceremiz var. İkinci tencereye gerek yok.
Tencereyle daha fazla su ısıtıp şey yapıyorduk galiba, değil mi? Tencerede geçen Mackenzie'nin hiç tenceresi yoktu diye hatırlıyorum ya. Ya da vardı ama hiç kullanmadık diye hatırlıyorum. Bütün oyun boyunca tencere taşımış olabiliriz. Kumaşları alıyorum. Kirbiti aldım. Oo, dolaplar yukarıda da varmış. Biraz üzerimizi, yani dışarı çıkmak istiyorsak arkadaşlar, üzerimizi şey yapmamız lazım. Aldım. Yani üzerimizi tamir etmemiz gerekiyor ve hatta yeni kıyafetler bulursak da onlar da güzel olur. Hoş geldin Rabia. Teşekkür ederim abonelik için. Oo, bir sürü çekmece. Araştır araştır. Hızlı hızlı. Bıçak. Bak güzel. Şimdi kurtlarla falan savaşırken bu bıçak bize daha faydası oluyor. Silahla ateş de edebiliriz ama. Su aldım. Erzak dolabı kilitlemişler. Topluluk merkezinden ayrıl. Sanırım mutfağımız bu kadar arkadaşlar. Devam. Şuraya geçtim. Ay pardon. Abi üzerine basıyordum ya. Kusura bakma. Sedyeler, medyeler, piyano. Piyanonun arkası. Niye piyanonun arkası var? Gizli bir şey mi var burada? Aha, yukarı çıkan bir merdiven var. Ama zıplayamıyoruz biz. Ve çıkamıyoruz. Burada gizli bir şey var arkadaşlar. Kesin ilerleyen zamanlarda oyun bizi buraya sokacak diye düşünüyorum. Piyano çalalım biraz. Sanırım buranın loot'u da bu kadar. Güzel şeyler aldık. Şimdi güne bakalım. Öğlene yaklaşıyor. Muhtemelen bunlar bize şey verecek arkadaşlar. Ya da alalım, öğrenmiş oluruz. Şuradan başlıyorum. Hadi edelim. Hipotermi. Tedavi gerekmiyor. Yapacak bir şey yok. Sen burada dur, ısın. Bak yorgan morgan, ateş mateş. Dimitri. Hiperglisemi riski. İnsülin gerekiyormuş. Tip 1 diyabet. Tamam. Bunları nereden bulacağımızı da söyleyecek misin sen bize? Tamam, bu... Ha, etkileşimleri kayboluyor. Tamam, bu kayboldu, bu kayboldu. Bununla bir şey yok, bununla da bir şey yok. Bununla da bir şey yok. Sıradan girelim, bunda yok. Bunda yok. Winston. Bir kontrol edeyim seni bakayım. Hipotermi, tedavi gerekmiyor. Sen de iyileşirsin. Takıl burada, Winston. Bu da yok. Bennett. Biraz zamanı ve yatak istirahatine ihtiyacı var. Tedavi gerekmiyor. Uçak kazasından dolayı sarsıntı geçirmiş sadece. Buna da yapacak bir şeyimiz yok. Franklin. Franklin. Bu da aynı. Hiçbir tedavi gerekmiyor. Sadece şimdiye kadar tedavi gerektiren bir insülin... Amca dur. İnsülin ihtiyacı var. Eric. Bu ciddi olabilir. Feeling better now? Bu da susamış sadece. Amca su versene bunlara yav. Tamam, olay tekrar şey yapıyor. Thomas. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. Ah, ölmüş bayası da. They died from their injuries or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold. And also, well, there are wolves around, you see. Yes,
I've seen them. Gördük mü be? I think I can find most of what these survivors need. But there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. Daha da mı kötü olacak? I need to remain with the survivors. Minister to them. But you... Ha, tamam, o iş bizde amca. Anlaşıldı, arayacağız onları biz, tamam. Any suggestions you have would be... Nereye gideyim ama? Var mı bu kasabanın bir eczanesi? But you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe two days ago. So your best chance to find valizi, evleri aramayacağız, valizleri arayacağız. To find their luggage at the crash site. How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find. Öyle yapıyoruz ha. Okay. You keep an eye on everyone and I'll be back as soon as I can. Evet. For your help. Kaza bölgesini işaretleyecek muhtemelen şimdi arkadaşlar. Yes. Many of these survivors are in bad shape from the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who did it. Arayacağız, arayacağız. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Tamam, kaza bölgesini araştıracağız arkadaşlar. Oradaki bu arkadaşlar için işte insülin bulursak iyi olur ve onlar... Ha dur, aynı haritadayız. Ha, şu yoldan şöyle gidip ta buralara gidebiliriz. Ama. Aha, telefon. Neredeydi telefon? Şurada. Abi bizim bir Molly vardı. So, you're still alive. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You're heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn. You're a doctor. You're not gonna leave a bunch of crash survivors to die in the cold. I would like to help the crash victims, yes. I wouldn't get your hopes up. A few days
zombies in this weather and with the wolves prowling, doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well, I left you a little present. To fake me? I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? To fake. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. İşaretleyecek misin? İşaretlemezsen bulamam zaten. Hadi bir yerleri işaretle bakalım. Evet. Araba bagajını bul ve ara. Yakınmış. Molly'nin hediyesi. Tamam. Öğlen olmadı arkadaşlar daha. Hemen dışarı çıkacağız şimdi. Dışarı çıkacağız ama öncelikle 35, 73, hala 11. 10'ar. Bayağı şey bulduk çünkü. Kumaş bulduk. En azından şöyle sarı olmasınlar. 83'e çıkarttık. 37. Dışarı çıktığımızdan çok üşürüz çünkü. 3x1'den üşürüz. Onu biraz toparlamaya çalışıyorum. 75, 84, 73, 36. Eylemler. İki parça kumaş gerekiyormuş. Şunu. Bizim şey var değil mi? Bir kontrol edeceğim. Evet, uyku tulumumuz var. Evet, var. Sende var. Astrid, onlar. Şu. Bu %80, bu bir %76. Eylemler topla. 10 tane kumaş. Yakında kasaba var. Daha kasaba gibi bir evler var. Geceyi orada geçirebiliriz. Oo, rüzgar çıktı. Ya da hatta buraya geri gelebiliriz. Ama bu yapmamız gereken bir şey arkadaşlar. Onlar. Hatta Molly'nin hediyesini alıp tekrar buraya dönebiliriz. 69. Bir daha onarırım ben seni. Çünkü sen en çok sıcaklık verenlerden birisin. Güzel. Bak gıcır gıcır oldu. 100. 9 dereceye çıktık. Şunu üstüne giysene ya. Çıkart. Giy. Tamam, böyle olsun. Bu dışarıda olsun. 97-13. Eylemler onar. Bu 13'ü de biraz onaralım. Var. İşte yırttım işte o şey. Yırtmak için aldım. Tamam. En azından şu an arkadaşlar şey değiliz. Hiçbiri şu. Bunu da biraz bunu da onaralım be. 50. %50. Ayaklarımız sıcak dursun. Tamam. Derimiz kalmadı zaten. 10 dereceye çıkarttık. Yıpranmış sağlam. Yıpranmış 58. Neyse. Gece. Artık bundan sonrasına gece bakarız. Şöyle. Bir tane gazoz içmez miyiz? İçeriz. Tamam. Bir gazoz içip şu Molly'nin bize hediyesine bakalım. Evleri dootlayamayız belki. Bak şu an 2x üşüyoruz. Allah. What? Ne oluyor? Bozkurt morali. Bozkurt sürünenin bir sayaç ile gösterilen moralleri vardır. Bozkurt morali onları ateş ederek veya bir şey atarak düşürülebilir. Düşük moralli sürüler kaçar ancak toplandığı... şu alttaki şey... Bu yeni bir mekanik arkadaşlar. Oyunun yeni bir mekaniği. Şu alttaki barı azaltmamız gerekiyor anlaşılan. Dokuz tane de mermimiz olmuş ha, fena değil. Tırsıyorum.
Ateş ederek dağıtabilirsin dedi ama pek de dağılmıyor ha. Vurmadıktan sonra pek şey yapmıyorlar, tınmıyorlar adamlar. Vurdum. Şunun dibinde durmaya çalışıyorum. Korkarlar morkarlar belki diye ama. Yalnız biz böyle mermi harcarsak. Buradakini vurunca geri gelmiyor galiba. Bir tanesini vurduk, o geri gelmedi. Şuna bakalım. Gelecek misin? Şey gibi ha. Bir oradan çıkıyor, bir oradan çıkıyor. Tüfek istiyorum ben ya. Bu hasar vermiyor. Neredesin? Vurdum. Bu da kaçtı galiba artık. Ama aşağıdaki bar azalmadı. Bilmiyorum, burada beklemeyeceğim yani. Onları defalarca gelsinler diye beklemeyeceğim. Şimdi Molly'nin hediyesi. Şu evin içinde mi? Şuralarda olabilir. Ha, arabanın garajın bagajında demişti zaten değil mi? Şu mu acaba? Evet, bu galiba. Aa, fişek mi verdin? Vere vere fişek mi verdin ya Molly? Yalnız müzik hala devam ediyor. Başka bir şey yok sanırım. Çok böyle yani her atraksiyonda böyle yaparsak arkadaşlar çok fazla mermi harcarız. Gece olmak üzere. Ben buradan çok fazla uzaklaşmayacağım. Yakın çi... Aha. Aha. Perfect. Harbiden perfect yani işte. İstediğim buydu. Yalnız hiç tüfeğin ipucunu falan da vermedi ha. Tamamen şans eseri bulduk tüfeği. Kurtlar gitti, müzik gitmedi. Şimdi ne yapacağım ben yani? Kurtların peşinde mi koşacağım bu barı kaybetmek için? Müziği susturmak için? Bilemiyorum. Ben şöyle gene tabancamı alayım elime de. Hızlı bir loot arkadaşlar. Yakacağımız var mı bizim hiç bir bakayım. Varmış. Ama bir tanecik. Şunu da alırım ben yanıma. Geçen Mackenzie ile oynarken biliyorsunuz bir tane tahta bizi hipotermiden yani daha doğrusu ölümden kurtarmıştı üzerimizde olduğu için. Aslında şu evlerden evlere girip bir şeyler giyecek bir şeyler bulmak istiyorum arkadaşlar. En azından gece oluncaya kadar burada. Şimdi bu saatten sonra şeye gidilmez. Kazaya gidilmez arkadaşlar. Bu saatten sonra kaza alanına gidilmez. En azından biraz loot yapalım. Üzerimize kıyafet bulmak için loot yapmak istiyorum. Şu an için zaten yemeğimiz, şuyumuz, kurutulmuş deri, bitirmiştik derilerimizi iyi oldu.
Palaslarımız. Pek bir şey yokmuş ya bu evde. Birkaç parça bir şey sadece. Şu yukarılarda, yukarılarda da yok. Yukarılarda da yok. Ben böyle giriyorum, çıkıyorum. Eğer siz bir şey görürseniz... Müzik devam ediyor. Şimdi şu bizim araştırdığımız araba. Şurada aşağıda tüfeği bulduğumuz küçük kulübe var. Şurada, şurasına baktık mı? Kömür, tutuşturucu. Oo, bir sürü kömür. Tonlarca kömür aldım. Şurada şeyimiz var. Kulübemiz var. Bu arabamız. Şu eve girdik. Belli bir sırayla gidelim de karıştırmayalım. Kurt sesleri tekrar gelmeye başladı. Sırtımı şöyle biraz... Kaçırdım. Ne oldu? Biz onu vurduk ama o da bizi biraz kırtladı galiba arkadaşlar. Ama en azından şeyi, kurt saldırısını atlattık. Tabanca çok fazla hasar vermiyor. Aha, burası da kiliseymiş. Şimdi. Oku. Kayıp eserlerle ilgili inceleme sürüyor. Lütfen bilginiz varsa Peter, Peder, Thomas ile Peter iletişimi. Kayıp eserlerle ilgili bir şey var. Kumaş almıyorum. Hırsızlık hakkında daha fazla bilgi edinmek için kiliseyi araştır. Yeni bir görev verdi bize. Aa, eldiven. Güzel, güzel. İşte bu, bunlar için şu an loot yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar için loot yapıyoruz. 0.5 verecek. Evet, bu daha iyi. Ama bu Astrid'in eldiveni ya. Bunu giyeyim bakalım da. Parmaksız eldivenle de nasıl ateş edecek onu da bilmiyorum. Astrid'in eldivenini şey yapmak istemiyorum. Parçalamak istemiyorum. Kitap. Bırak. Bunlar normal yakılacak kitaplara benziyorlar. Daha hırsızlık hakkında daha fazla bilgi için... Kumaş. Ya bu kilisenin araştırılacak bir tarafı yok ki ya. Zaten küçücük bir yer burası. Bir şey yok burada. Oku. Tatlı Vadi Tarihi 1 bölüm. Ya burası şeydir ama... Ancak koşullar Gript Adası'ndaki buraya girişine engel olmamıştır. İşin doğrusu vadinin yabani ve ıssız tepelerini ev içinde idare ederek... Yani sadece buranın burası ile ilgili bilgi veriyor arkadaşlar. Su şişesi varmış. Yok, o kitabı almak istemiyordum aslında ama. Kilise. Ha, burasını mı araştıracağız? Ha, burasıymış arkadaşlar. Yo, burada da bir şey var. Bir hırsız Thomas Kitchen'daki kiliseden bir eser çaldı ve böyle uzak bir kasabada bu eserlerin sakinler için çok değerli olması muhtemel. Nesneyi bulmak için elinden geleni yap ve onu evine götür. Burasını araştırıp olayı burada bitireceğiz sanırım arkadaşlar. Çünkü burada şey yok. Burada araştırılacak bir şey kalmadı diye düşünüyorum.
Bunun şeyini düşürmüşler. 2,5 derece veriyordu. 2'ye düşürmüşler. At. Burada araştırılacak bir şey yok arkadaşlar. Çıkıyorum buradan. Öbür taraftakine gideriz. Zaten biz buraya çok geleceğiz. Bu toplanma merkezine çok geleceğiz. Kasabayı gezmeye devam edelim. Bir şey yok. Susamışız, acıkmışız. Buraya giremiyoruz. Yuh. Bütün evi tur attırdı bize resmen. Bakayım. Akşam olmak üzere ya. Burada bir soba. Ya, ısınıyoruz ya. Soba varsa geceyi burada geçirebiliriz. Burkan var eski. Hayırlı uğurlu olsun. Çok fazla kömür var üzerimizde arkadaşlar. O yüzden. Şimdi. Şunu aldım bakayım. Şöyle yapayım. Bu değil. Bu. Baksana bir sürü kömür var. Eylemler yakıt ekle. Bayağı şey bulduk çünkü. Aa, yakıt oraya ekleyince de şey yapıyor. Tamamdır. Bitki çayımız varmış. Kutu kahvemiz de varmış. Şunu ye. Şu susuzluğumuz iyice çoğalsın. Ondan sonra enerji barı, enerji vermeyen bar. Bunu yedim. Şu şeyleri, değerleri düşük olanları yiyorum arkadaşlar. Bu da susatıyormuş baya. Ondan sonra şunu da ye. Evet, karnımız neredeyse doydu. Zirve gazoz içeriz bir tane. Suyumuzu biraz toparlasın. Açlığımız neredeyse tamamen halloldu. Bir de suyumuzu içelim üzerine. Güzelce ne? 1.37 hala suyumuz var. Tamam. Oo, av tüfeği. %38. Eylemler. Varmış. Bir şeylerimiz varmış. Yalnız bu çok şey yapıyor. O 43'e çıkarttı. Çok yavaş yavaş. Ha, burada %5 %5 veriyor. Geçen chapter'da %3 %3 veriyordu. Bunu biraz temizlememiz lazım. Tamam. Şimdi şu evi bir lootlayalım. Bir soba bulalım. Soba yakalım. Ondan sonra da geceyi burada geçirelim. İş pantolonu güzel. Bakacağız bunların hepsine. Kargo pantolonu. Savaş pantolonu. Oydı. Çorapları aldım. Antibiyotik. Su. Yatağın altı boş gibi gözüküyor. Taşırsın. Astrid. Ben ilgileneceğim şimdi. Kumaşımız var. Şoför eldiveni. Bunlardan deri çıkartırız. Kareli gömlek aldım. Ağrı kesici aldım. Fırın boşmuş. Buzdolabında yemek var mıdır? Yok. Antiseptik. Gazete. Bayağı gazete aldım ya. Gazeteleri de toplamayacağım artık. Tencereyi almıyorum. Tenceremiz var zaten. Kahve yok bu sefer.
Kibriti aldım. Bunları kullanmıyorduk ya. Aldım ama atarız şimdi onu. Su arındırıcı tabletler. Yani biz kendi suyumuzu arındırmak için, temizlemek için kaynatıyoruz. Aldım bunu da. O yüzden onları üzerimizde taşımaya gerek yok. Gazeteyi almıyorum. Kitabı almıyorum. Olta takımını almıyorum. Yani avlanmayacağız. İnşallah sadece o işe yarıyordur. Orta takımını başka bir işte kullanacağını zannetmiyorum. Kitap, resimler falan fişman. Kitap. Bank, lamba. Üst katı yok. Sanırım buranın loot'u bu kadar. Şuradan çıkıyoruz, bir de oradan çıkıyoruz. Orada da bir kapısı varmış. Tamam, şimdi bu evin sobası yok mu güzel kardeşim? Ama ışık olması için soba lazım bize ya. Vallahi sobası yok bu evin ya. Islandırıcı, güzel. Şu adrenalin bulduk. Almayacağım, suyumuz var. Buradan başlamıştık Luz'a. Sobası yoksa burada duramam arkadaşlar ben. Çünkü üşümesek bile bize şimdi gece yapacaklarımız için biraz ışık gerekiyor. Işık için soba gerekiyor. Başka bir eve çıkalım. Onu da şey yaparız. Hani yatıp kalktıktan sonra. Hava hala aydınlık. Evet, birazdan. Birazdan karanlık olacak. Şimdi bu tamam. Çok fazla dev yokmuş zaten ya. Şurada bir tane kaldı zaten. Levyemiz yok değil mi sahibi bizim? Levye bulursak iyi olur. Kibrit. Bir tane ev kaldı zaten. Şu. Burada bir şey yok. Buradaki köpek kulübesi var orada. Buradakinde şey var. Kanada bayrağı var. Bayraklı olanlar biraz şey olabiliyordu hatırlıyorsanız. Postane falan olabiliyordu. Tamam, geceye bakayım. Gece olmuş. Burasını lootlayalım mı? Hadi ışığı yaktık. Hadi burasını da lootlayalım. Sonra hepsini birden hallederiz. Deri ayakkabı aldım. Bunlar deri için bize veriyor muhtemelen. Su falan fişman. Hızlıca lootluyorum. Dikiş ipi alalım. Lazım olacak bize. Kumaşımız yeterince var diye düşünüyorum. Portakallı gazoz. Belki giyecek bir şeyler de buluruz. Hemen geçiririz üzerimize. Gene masa şeyin yatağın altında bir şey gözükmüyor. Şöyle bir daha bakayım ama. Yok. Yatağın altında bir şeyler saklıyorlar bazen biliyorsunuz. Bu değil. Bu. Şimdi bakacağız. Bir sürü kömür var Astrid. Ağır yapan onlar kargo pantolonu. Hepsini yakacağız zaten bu akşam şimdi. İnce kazak. Spor çorapları. Burası tamam. Burada ateşimizi yakacağız birazdan. Burası ufak ama burada soba varmış. Bir önceki ev daha büyük. Aldım. Konserve açacağımız var. Şu masanın üzerindeki ikincisini almayacağım. Üç tane antiseptiğimiz oldu. Hmm.
Kokuşmuş göl alabalığı pişmiş. Almıyorum, attım. Orada bırakıyorum daha doğrusu. Ve tamam. Masa falan pişme. Tamam. Şimdi ateşimizi yakalım bakalım. Hızlandırıcı 4 tane varmış. Büyüteç. Bu büyüteç atacağım ben ya. Büyüteç atalım. Oh yeah. Yeah. Yakıt ekle. Şimdi. 2, 8, 5. Attım hepsini. Üzerimden gitsin diye atıyorum arkadaşlar. Evet, gece yeni başlıyor daha. 97, 95, 100. Bundan daha iyi olacağını zannetmiyorum. 13. 73. 100 olsa 0.5 verecek. Bu çok daha iyi. Bu yeşil zabazingoyu atıyorum. Rüzgarlığı attım daha doğrusu. Yıpranmış basit parkayı giyeceğim ama baştan bir onaracağım. Evet, bunlar güzel olacak bize. 99 yeterli. Ve giy. 13 dereceye çıktık. Çok güzel. 0.5 verecek. Bu da çok fazla vermez. Şuna bakayım. Yok. Astrid'in kaza. Ya Astrid yazanları atmak istemiyorum aslında ama yapacak bir şey yok. Astrid'in ceketi yani 0.5 çok kötü bir değer. 0.7 var mesela. Bunu onaracağım ben. Tişörtten daha iyidir kesinlikle. İyi dur Astrid. Hemen. İşimiz var bu gece seninle şimdi. Bu 0.5. Bu ne kadardır? Bu da o kadardır. Bu da o kadardır. Bir kere. Şu tişörtün yerine bu onardığımız kaza giyiyorum. Tamam. Bunun yerine de bunlar daha iyi değil. O yüzden Astrid'in kazağını korumaya devam ediyorum şimdilik arkadaşlar. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Ve şunu da onarsak bir kere olur. Çok fazla kumaş var üzerimizde. O yüzden parçalayıp atıyorum. 1 derece verecek. Deri çok fazla yok. Fazla bulamıyoruz yani. O yüzden deri olanları parçalıyorum. Astrid'in eldivenini atıyorum arkadaşlar ya. Şey olsun. Gelip buradan alırız. Şimdi. Bu 1 derece verecek. Bu kesinlikle daha iyi. Kargo pantolonu daha iyi. Hatta şunu atayım. Ondan sonra. Savaş pantolonu çok daha iyi. İş pantolonundan. Evet, bak şöyle yapalım. Buraya biz kargo pantolonumuzu, savaş pantolonumuzu giyelim. Ve onu bir onaralım. Savaş pantolonu kesin giyeceğiz. İkinci slot için değerlendireceğiz şimdi. 15 dereceye çıktık. Gayet güzel. %100'sün değil mi? Bir tane iş pantolonumuz, iki tane de kargo pantolonumuz var. %30'da 4 veriyor. ...57, 1.5 falan verecek galiba bu. Tam sağlam olduğu zaman. Bu da öyle verecek gibi ya. Şunu bir toplayayım. Kumaşlarımızı azalttık baya. Eylemler onar. ...90. Yeter. Şimdilik yeter. Giy. Bunu da at gitsin. 16 derece.
2 derece 1,5 falan verecek bu da herhalde. 72 57 eylemler onar. Burası olabilir işte. Yani kıyafet, eğer kıyafetlerimizi bir şekilde kaybedersek, hani buradan girip, gerçi arayıp bulabiliyoruz ama başarısız mı? Niye ya? Arayıp buluyoruz bir yerlerden ama buraya gelip alabiliriz attığımız şeyleri. Bu da tamam. 17 dereceye çıktık. Şimdi yün çorap ve sağlam yün çorap. Yeni yün çorap. Yırtık. Yıpranmış. Şu sporları atıyorum zaten. Sporlar dandik. Bu 95'te. Bu 87'de. 87'dekini... Aa, kumaşımız kalmamış. O zaman 36'yı eylemler topla. Kumaşımızı bitirmişiz vallahi. 53. Bir tane 95'imiz var. Bir tane 87'miz var. Bir tane de 53'ümüz var. 53 eylemler topla. ...95... Hadi bunu onaralım birazcık. Ana, gündüz oldu be. Vallahi gündüz oldu. Buna yapacağımız bir şey var mı? 77 fena değil. Bunu atıyorum. Ya da... 1 saat 16 dakika. Çok fazla. Atıyorum. Tamam mıyız? 97, 95, 199... 100... 83. Bunu biraz onarabiliriz. Susadın mı o kadar be? O kadar mı susadın? Tamam. Tamamız arkadaşlar. Şimdi. Aha, yakıtımızı da mı bitirdik? Vallahi bitirdik galiba ya. At şunu. Gene açık unuttuk sanırım şeyi. Bir karnımıza bakacağız. Şuradan gidelim ya. Buradan gitmek daha kolay oluyor. Kaç kilosun ki sen? 30 kiloyu gene geçmiş ama yorgunluktan dolayı oldu. Tamam. Şu. Bunu yapsak şimdi daha iyi olur. Şu bitki çayını yapalım arkadaşlar. Öyle yatalım. Bize şey veriyordu biliyorsunuz. Bonus veriyordu. Şunu ye. Ondan sonra şunu ye. Şunu da ye. Tamam, karnımız da doydu. Ama şu geri dönüşüm kutusularını taşımak istemiyorum ben çok fazla. Şunu at. Daha tabancamızı onaracaktık. Bir şeyler yapacaktık ya. Pişir. Şu. Değil. Su. Bu da değil. Şu. Bitki çayı. Bitki çayını içiyorum arkadaşlar. Yattığımız zaman bize daha fazla kalori veriyor. Ve ateşimiz de bitti zaten. Şu. Bir 4 saat uyuyalım bakalım ne olacağız. Gündüz de olur. Hem bitki çayından dolayı biraz daha şey olur. Sönsün sönsün. Tamam. %60 civarı falanız. Gün doğmuş. 1 saat, 2 saat daha uyusak mı ya? Ya da şey yapalım ya. Dur. Al. Bir yerlerde kahve içeriz. Oh, bir sürü şeyimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Kaç kiloyuz?
28 kiloyuz. Fena değiliz. Şu okları ne yapacağımı hala bulamadım. İki parça derimiz, iki tane şeyimiz, biraz yıkacağımız, biraz kumaşımız var. Tamam, çok sıkıntı. Vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bir yerlerde ateş yakıp kahve falan içeriz yolda. Evet. Gün yeni doğuyor daha. Tamam, burasını biliyoruz. Şimdi buraya gitmemiz lazım. Düşen yıldız. Bizim buralardan geçebilecek bir şeyimiz yok. Thompson geçidinden geçsek belki yolda bir şeyler vardır ama bilemiyorum. Hani geçebileceğimiz bir patika gibi bir şeyler vardır ama bilemiyorum. O yüzden şimdilik yolu takip edeceğim. Bu karşıdaki eve girmedik bak. Benzin istasyonuymuş orası. Hop. Mermimiz yok. Tüfek mermimiz yok. Tabanca mermimiz daha fazla var. Burada da bir ev var. Burada da bir ev var. Orada da bir ev var. Daha bayağı lootlanacak ev var ya. Hava güzel. Az üşüyoruz. Hala üşüyoruz yalnız ya. Yani güzel şeyler bulduk aslında ama hala 2x olarak üşüyoruz yani. Evet. Otomas geçidi dediği o benzin istasyonlarının olduğu yer. Tenceremiz var. O yüzden almadım. Utku, tenceremiz var. Ha, sobanın üzerinde mi bıraktık tencereyi? Onu mu diyorsun? Olabilir. Evet. Bakayım. Küçük şeyimiz varsa şu var. Önemli değil. Evet. Tencere sobanın üzerinde kaldı. Bitki çayımız var ya zaten onun için. Reisi mantarı mıydı o? Bakarız. Bitki çayı da o dinlenmiş bonusunu veriyor diye biliyorum ben. Rahatlatıcı, iyileştirici ve rahatlatıcı bir etkisi vardır. Dark Walker neyi bilmiyorum. Reisi mantarı, evet. Koşarken şey yapıyoruz yalnız. Şakur şukur su sesleri. No. Mining Road. Maden. Maden ocağına gidiyor galiba arkadaşlar. Maden yoluymuş yani. Anladım. Yani denk gelirsek şey yaparız, alırız, yapmaya çalışırız ama yani malzeme taşıma sıkıntımız var biliyorsunuz. Oraya takıldım. Chapter 2'de, Chapter 1'de yani inşallah yolda bir şeyler buluruz arkadaşlar. Sığınacak bir yer buluruz çünkü gene üşüyoruz. O reis manta levyemiz yanıyor. Ha, içeride gazoz var. Reis mantarını taşıdık, taşıdık, taşıdık. En sonunda attık yani. Yapmadan da attık. Kuşu burunlarını falan da attık. Çok fazla koşmayacağım ya.
hızlı yoruluyoruz yani. Şuralardan şöyle, ama buraları, ha bak şurada bir şey var. Şurada bir köprü var. Ha, önümüzde de evler var. Hani yol, ateş yok, tamam. Üşüyor musun? Yok, çok kötü değilsin ya. Daha dayanırsın Astrid. Fakat daha şimdi 1x'e düştüm. Yok yok, daha idare ederiz ya. Daha idare ederiz. En azından şeye kadar, enkaza kadar gidelim. Kömür mü var? Almıyorum arkadaşlar kömürleri. Aa, antiseptik. Aa, onlardan çok vardı. Oyun bize şey yapmış ya burada. Biraz şey yapalım ya. Oyun şey yapmış, biraz şey yapalım. Anladınız siz işte. Oyun burada üşürsen yolda al gel burada dinlen demiş. Bak tencere mencere de vermiş burada. Buradaki tencereyi alalım madem. Bizimkisini unuttuk orada. Biraz ısınalım. Biraz dinlenelim, ondan sonra devam ederiz. Hatta bir bitki çayı daha içip bir saat uyur muyuz? Tamam. Perfect. Perfect. Ah, yanlış yaptım. Yakıt ekle, meşaleyi at içeri. Yakıt ekle. 3 saat şey oldu. Burkulma da azaldı. Ah, tamam. Ben sana ayarlayacağım şimdi. Isınıyoruz arkadaşlar. Pişir. Burada seç. Pişir. İçiyorum. Güzel. İçtik. Isınıyoruz. Ondan sonra pişir. Kutu kahve. Onu da içiyorum. Tamam. Bunu aldım. Isınıyoruz. Bir saat uyuruz. Güzel. Kahvenin etkisi de var. Gücümüzü biraz toparlarız. Dün gece çok uyuyamadık biliyorsunuz mu arkadaşlar. Beşik salladık biraz. Üzerimizle falan çok ilgilendik. İyi, gene yola çıktığımız seviyeye kadar geldik. Tencereyi aldım. Ha, şu şeylere bakacaktık. Evde unuttuk değil mi? Vakit kaybetmedik için şu. Evet. 68, şunu atıyorum. Şunu da atıyorum. Şunu da atıyorum. İki tane ağrı kesiciyi atıyorum. Tamamız. Şunu da atıyorum. At. Tamamız. Evet, zaten yine 2x hızında azalıyor ama. Şuradan şöyle bir şey var ama şu yolu takip etmek daha mantıklı herhalde. Fark etmez. Odun da kömür de aynı. Bizim üzerimiz... Aha. What the... Deprem oluyor galiba arkadaşlar. Bizim hiç yakacağımız kalmadı mı? Yok, kalmamış. Kaç kiloyuz? Evet, biraz odun veya kömür taşıyabiliriz yanımızdan. Yok, baga falan girmedi. Hikaye o. Bir deprem bir şey oluyor arkadaşlar. Uyuruz. Yani yol almamız lazım. Biraz uyuduk zaten, tamam. Yok.
Sen bak. Video olarak izlersin. Hatta bu ikinci video, bir enkaza varalım bakarız ondan sonra. Yok ya, daha %75 ısımız duruyor. Ama çabuk azalıyor. Yani 2x olarak azalıyor. 1x değil 2x. Şöyle bir staminayı bitireyim, ondan sonra yürüyeceğiz. Doğru yolda mıyım? Doğru yoldayım. Oo, ben şöyle... Bu oku arkadaşlar, biliyorsanız bana yazar mısınız? Oku özel bir iş için mi? Duman var orada. Oku özel bir iş için saklamak zorunda mıyız? Yani tüfeğimiz var, tabancamız var, oka ne hacet? Oku atalım derim ben. Ama özellikle yok işte, ne bileyim, geçen bölüm vardı ya, ayı için özellikle mızrak isteniyordu. Ok için kullanacağımız, oku kullanacağımız özel bir yer var mı? Yoksa oku taşımayacağım ben. Okul şeyleri, yayın, yay, okbaşı falan fişman, hepsi bize ağırlık yapıyor. Atacağım onu. Biliyor musunuz? Yani ben öyle elimde tabanca varken, tüfek varken ne ok çekeceğim? Kurda, ayıya, bozkurtta falan filan. 14 tane burada var, mermimiz var. 9 tane de öbür tarafta var. 23 tane mermimiz var valla. Ateş ederiz yani. Ok mok atma. Zaten 2-3 tanecik şeyimiz var. Okumuz var. Aha. Gene sürü saldırısı mı yapacaksınız? Teker teker mi geleceksiniz? Sabit tutamıyor arkadaşlar. O yüzden çağır çağır, arkadaşlarını da çağır. Hemen ne? Hemen arkadaşlarını da çağırdı arkadaşlar. Şimdi içeriden bir 30-40 tane mermi bulur muyuz? Yok. Hiçbir şey yokmuş burada. Etli fasulye. Çok severim. Zirve gazoz. Burada ısınabiliyoruz. Gün ne? Daha öğlen bile olmadı. Biraz kurtlarla kapışalım arkadaşlar. Hatta şöyle bir... Çok şey kaldım. Oo. Ah. Aa, bu vurup kaçıyor bu. Hergeleye bak. Vurup kaçıyor. Tüfek yavaş kalıyor arkadaşlar. Onlar hızlı, biz yavaş. Onu da vurdum. Ha, kaçarken onu da vurdum. Tamam. Şimdi bir şeyimiz var mı? Yok. Gelişmiş dinlenmemiz var. Fıstık gibi. Aa. Kovanlarımızı toplayabiliyoruz mu? Bilmiyordum bak ben bunu. Tüfek mermisi. Bir yerde tüfek şey mi yapacağız acaba? Bir yerde mermi falan mı yapacağız acaba? Tamam, devam ediyorum. Yalnız Astrid'in elinde silah kocaman kalıyor. Astrid'in eller küçük. Oraya geri dönebiliriz. Daha doğrusu geri dönerken orada vakit geçirebiliriz belki arkadaşlar.
Şu an iyi durumdayız ama geri dönerken nasıl oluruz bilemiyorum. Aa. Çarpışma noktası. Adamın kafasına uçak düşmüş ya lan. Çarpışmış, uçakla çarpışmış adam. Oo. Gazoz mazoz da var. Mackenzie'de hazır şey bulmuştuk ya. Çakmak bulmuştuk en son, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Susuzluğumuz da çok yok ama şu gazozlardan birini içebiliriz ya. Hem biraz doyurur bizi. Aa, burada da bir şey var. Güzel. Adamın üzerinden çıka çıka bir tane tüfek mermisi çıktı. Gerçi hiç çıkmamasından iyidir de. Bir tanecik mermi taşıyor olması da biraz saçma. Başka bir şey yok mu? Yok. Yok mu? Yok. Tamam. O mermi kovanlarından mermi yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Ben ateş ettiğim zaman mermi kovanlarını toplayayım mı yerde? Mavi pick-up'ın arkasında levye var. Öyle mi? Aa, harbiden. Oo. Helal olsun chat. Teşekkür ederim. Bununla kaputtan sadece akü çıkıyor, çıkarsa. Allah. Ateş et. Boşuna mermi harcadım. O aküleri de ne yapacağımızı bilmiyoruz zaten. Çok uzakmış burası ya. İnşallah buraya bizi her seferinde böyle şey yaptırmaz. Git gel yaptırmaz. Gerçi yolda dinlenmek için istasyonlar var birkaç tane ama. Evet. Yaklaşıyoruz. Yorulduk. Şu bir gazoz içelim demiştik değil mi? 28. Şunu iç. Ondan sonra bizi acıktıran bir şey, susatan bir şeyler. Bayat çikolata ye. Evet, bu susatıyor bizi. Şunu da ye. Tamam. Yarım kilo kadar da su taşıyoruz arkadaşlar gazozlarımızın dışında. Evet, az kaldı. Ateş var orada. Herhalde ısınırız değil mi? Uçağın ateşiyle. Yani o orada o ateşle ısınmayacaksak neyle ısınacağız? Hatta bakayım, yok, geri döneriz. Gene burkulmaya düştük. Şurada bir yıkık ev var galiba ama. Oo. Yıkık ev var. Evle işimiz olmaz ama. Aa, burada da levye varmış. Oradan almasaymıştık da buradan alacakmışız. Yün kazak. Oyun bize artık hani hem orada çok yakın vaziyette iki tane levye veriyorsa muhtemelen levyesiz yapamayacağımız bir göreve yaklaşıyoruz arkadaşlar. Belki hani şu uçak kapısını falan mı zorlayacağız? İçine mi girmeye çalışacağız? Sanki levyenin şart olduğu bir göreve gidiyormuşuz gibi hissettim. Hemen şöyle etrafını biraz hızlıca lootlamak istiyorum. Bakmak istiyorum. Ama bir şey görmüyorum. Siz görüyorsanız az önceki levye gibi. Gazoz. Gazoz. Yok, levye istemiyormuş. Askeri, geçen bölümün askeri yemeklerini bu sefer de uçak yemekleri mi aldı? Şuraya gidemiyoruz muhtemelen. Hoplayamıyoruz, zıplayamıyoruz. Ha, valizleri arayıp bulacaktık.
İnsülin bulacaktık. Kilomu hatırlatıyor bana. Yıpranmış hafif ceket. Almıyorum bunu. Bizim üzerimizdekilerden daha iyi olacağını zannetmiyorum. İnsülin. İnsülin bulacağız arkadaşlar. Demir testere. Lucky day dedi. Almayacaktım ben onu. Niye beni şey yapıyorsun? Zaptırat altında bırakıyorsun Astrid. Oo, bir sürü yemek. Arkadaşlar. Kim taşıyacak bunları? Şunlar da kalsın burada. Ben arıyorum zaten. Arkadaşlar yani... ...250 gram ama... Yani... Şuraya yaklaşınca ısınıyor muyuz? Evet, ısınıyoruz kesinlikle. Tamam. Geceyi burada geçirebiliriz arkadaşlar. Oo, arkaya doğru gidiyormuş. Şöyle bir ısınayım biraz. Arkamızda şuymuş. Hani enkaz uçak şuradan sürterek aşağıymış galiba arkadaşlar. Yani daha araştıracak çok şey var. Sevgili video. Kusura bakmayın, böyle en heyecanlı yerde videoyu bitiriyormuşum gibi oluyor ama öyle denk geliyor. Yapacak bir şey yok. Artık bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.